kendime bir challenge yapmasını sevdim yani. Onun için yani 30, 32, 33 yaşında kitapta birkaç sayfa eksik olduğunu düşündüm. Benim için de her zaman Barcelona'nın değeri, Barcelona oynadığı futbolu kulüp olarak Barcelona. Onun yeri de bambaşkaydı. Her zaman hayal kurduğum bir senaryodu. Bir gün Barcelona'da oynamak. Bu sene, bu yaz nasipmiş. Onu da yapmak istedim. Xavi'yle baya bir iyi görüşmelerimiz oldu. Ondan sonra da tabii ki dedim yani kendime dedim yani şimdi yapmazsam bir daha gelmez bu fırsat. Onu da sonuçta öyle karar verip yeni bir sayfa açtım. Diyalogumuz daha hala sürüyor yani. İlişkimiz o kadar iyi. Daha hala sürüyor. Hatta kendisi tabii ki Barcelona'lı. Barcelona'da evi var. Hatta birkaç hafta önce Barcelona'da ameliyat olmuştu belinden. Orada 2-3 hafta Barcelona'da kalmak zorundaydı. Hatta maçlarda bile Manchester City maçlarında olamadı. Ben de onu ziyaret ettim. Evinde ziyaret ettim. Gittim yanına. Konuştuk biraz. Muhabbet ettik. Barcelona'da bir ihtiyacım veya başka bir şey olursa benim veya ailemin her zaman onu arayabileceğimi söyledi. Yani ilişkimiz devam ediyor. Gerçekten çok iyi ilişkimiz. Yani konuşuruz da açık açık beni özlediğini söylüyor. Tabii ki ben de bir taraftan da onu özlüyorum tabii ki. Ama sonuçta ikimiz de profesyoneliz tabii ki. O Manchester'da devam. Ben de Barcelona'da devam. Bence taktiksel anlamında bilmiyorum kıyaslarsam öbür hocalarla yani bambaşka bir seviyede yani. Dünyada gerçekten çok iyi hocalar var yani. Benim de kariyerimde şu ana kadar ve daha halen yani çok iyi hocalarım oldu ve inşallah da olacak da. Ama yani Pep'in futbol anlayışı, futbolun nasıl gördüğünü, her pozisyonun önemini yani bildiğini ve takıma hissettirebilecek bir şekilde toplantıları bilmiyorum benim için bana bambaşka bir değer verdi. Yani ben bazen diyorum yani ben futbolu bilirim veya futbola tabii ki Manchester City'ye gitmeden önce 25-26 seneden beri futbol oynuyorum ben yani. Ama asıl futbolu Manchester City'ye gittikten sonra Pep'le çalışmaya başladıktan sonra asıl sanki futbolu orada yavaş yavaş öğrenmeye başladım yani yani bilmiyorum benim için onun futbol beyni bambaşka. Çok an var ama ilk aklıma gelen bir maçımız vardı. Cumartesi maçımız vardı. Cuma günü de son idman, maçtan önceki son idman taktik falan konuştuk. İşte video toplantısı falan oldu. Bize anlattı yani şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Detaylarını anlattı. Ondan sonra gerçekten de düşünmüştü ama yani ben evde düşündüğüm falan şöyle şöyle yani bayağı bir çabaladı bir taktik kurmak için maç için. Cuma günü bize anlattı. Biz Cuma ondan sonra video toplantısından İtman'a çıktık. İtman'da aslında o kadar kötü geçmedi ama İtman'dan sonra bugünkü yaptığımız her şeyi unutun dedi. Silin yani. Maçtan da yani bir gün yani birkaç saat kalmış maça. Her şeyi silin. Yarın sabah başka bir taktikle, basit bir taktikle gelip size gösterip cumartesi günü maçı oynayacağız dedi. Biz de yani biraz şaşırdık yani çünkü yani bilmediğimiz bir şey. Tabii ki bazen taktikler ve taktiği sahada uygulamak bazen zorlanıyorsun ama sonuçta belirli bir taktiğe karar verdikten sonra hele bir gün birkaç saat maçtan birkaç saat önce o taktiği maçta da en iyi bir şekilde sahaya aktarmak istiyorsun yani. Ama bize dedi yani her yaptığımız her şeyi unutun.
Eve gidin, yarın gelin. Yarın ben size anlatıp, basit bir şekilde anlatıp öyle oynayacağız sizi. Fazla bir şey değil. Önceki yaptığımız maçlardan fazla bir şey değiştirmeyeceğiz sizi. Biz de biraz şaşırdık ama ertesi gelip bize anlattı. Biz maçı oynadık. Maçı rahat bir şekilde kazandık. Ondan sonra devam ettik. Yani Pep öyle birisiydi. Yani bir şey hissetmediyse bırakıp başka bir şeye fokusunu atardı. Öyle devam ederdi yani. O da benim için ilk yaşadığım için ilk anda bir tuhaf bir garip geldi. Farklı yarışma, heyecanlı yarışma şu ana kadar. Hatta geçen Chelsea-Manchester City maçı bayağı bir heyecanı geçti. 4-4 bir skorla. Ama yani sonuçta Manchester City tabii ki en büyük favori benim için ve herkes için aslında. Ama Liverpool'le Arsenal'de önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyorum bu sezon. Bu sezon belki de ikisi de sezon sonuna kadar artık Mart, Nisan, Mayıs mı olur ne zamana kadar olursa olsun ama sezon sonuna kadar iyi bir mücadele olacağını düşünüyorum. Tottenham de bayağı iyi başladı. Güzel bir futbol oynuyorlar yeni hocalarıyla. Yani çekişmeli geçiyor şu ana kadar. Premier Lig adına da tabii ki sonuna kadar çekişmeli kalırsa heyecanlı olur. Ama kalite olarak, futbol olarak tabii ki gönlüm, kalbim de Manchester City'de. O senelerde tabii ki daha çok maviye döndü Manchester. Ama böyle rekabetler futbol adına çok güzel, çok önemliydi. Yani aynı Türkiye'de İstanbul derbileri gibi Galatasaray Fenerbahçe olsun, Galatasaray Beşiktaş, Fenerbahçe Beşiktaş. Yani futbol adına, futbol hayranlar adına çok önemli mücadeleler. Çok da güzel, kıran kıran geçen mücadeleler. Yani ihtiyacımız var. Onun için Manchester City'li de olsam Manchester United'da iyi bir sezon oynamasını isterim tabii ki. Hedef şampiyonluk. Yani Barcelona gibi bir takım için, bir kulüp için futbol oynarsan hedefin her sezon en az bir şampiyonluk yani. Onun üstüne tabii ki kupa geliyor, Süper Kupa geliyor, Şampiyonlar Ligi geliyor. Belki bu sezonda Şampiyonlar Ligi'nin önemi daha da bir başka. Çünkü geçtiğimiz 2 sezonda galiba, 2 sene Barcelona sonuçta UEFA Ligi'ne kaldı. Bu da tabii ki kendisine hedef yaptıkları bir şey değil yani. Onlar için tabii ki de güzel bir tecrübe değildi UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak. Onun için Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki grupta şu an lideriz ama lider olarak da bitirmek istiyoruz. Ondan sonra zaten ondan sonraki turlarda en iyi bir şekilde performans sergileyip orada da önemli bir rol almak isteriz bu sezon tabii ki.